Arkadaşlar merhaba. Bugün dünyanın ilk otomobiliyle birlikteyiz. Ayrıca da ilk Mercedes ile birlikteyiz. Ve bu araçla ilgili yaşanan ilkleri say say bitmez arkadaşlar. O kadar önemli. Günümüzde bu kadar yaygın bir şekilde otomobillere biniyorsak, içten yanmalı motora sahip otomobillere binebiliyorsak, işte bu gördüğümüz, üzerinde olduğum araç sayesinde oldu bu işler. 1886 model Benz Patent Motor Wagen arkadaşlar aracımız. Ve de Carl Benz'in ürettiği, eşiyle birlikte müthiş bir hikayesine sahip olan Bertha Benz'le birlikte bu araca imza attıkları dünyanın ilk otomobili. Neden dünyanın ilk otomobili diyoruz? Daha öncesinde çeşitli denemeler yapılmış içten yanmalı motorlarla. Ama bu araca 1886 yılında patent alınmış, üstüne seri üretim yapılarak tam 25 tane üretilip satılmış arkadaşlar. Bundan önce yapılan, bu tip üretilen içten yanmalı motora sahip böyle araçların hiçbirinde böyle bir imalat, böyle bir patent başvurusu yapılmamış. O yüzden de günümüzün ilk otomobili, dünyanın ilk otomobili bu araç sayılıyor. İlklerden şöyle hikayesiyle birlikte bahsedeyim. Çünkü gerçekten böyle hikaye içinde hikayesi var. Mesela Benz bu aracı yaptığı zaman insanlar bu araca demişler ki, en başta da Alman İmparatoru yani Kaiser, ya bu yaramaz, atlar varken böyle şeye ne gerek var? Kilise tamamen karşı çıkmış, demiş ki bu şeytani bir taşıt vesaire, böyle önüne geçilmeye çalışılmış arkadaşlar. Ama Benz yılmamış, aracı yapmış, başvurmuş. Gitmişler imalathanesinin önüne asker dikmişler, çıkartmamışlar önünden. Ama kim çıkmış devreye arkadaşlar? En baştan beri kendisine destek olan Bertha Benz, yani eşi. Almış arabayı arka kapıdan kaçırmış askerlerin olmadığı yerden. Annesinin evi 105 kilometre ötede, oraya gidecek arkadaşlar. İki oğlunu da yanına alıyor, yola koyuluyor. Ama Carl Benz bu aracı öyle ciddi hiçbir zaman denememiş. Almış şuradan götürmüş, buraya götürmüş. Oradan buraya, çok kısa mesafelerde, düz yollarda denemiş. Bertha Benz bunu gitmiş böyle patikalara, yokuşlara, her yere vurmuş arkadaşlar. Tabii araç bu şekilde denenmediği için önceden yolda problemler çıkmaya başlamış. İlk başta motorunda mesela bir yer patlamış. Ondan sonra yakıtı bitmiş. Fren pabuçlarında sıkıntı olmuş. Çünkü ahşaptanmış. Onlar böyle bir problem olmuş. Yokuşları iniyor, çıkıyor. Aracın gücü yetmemiş, 3 kişiler. Böyle çok ilginç hikayeleri var. Sonra mesela bir yerleşim yerine gelmiş. İnsanlar böyle pat 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 giden bir araca alışık değil. Bu ne ya? Atsız böyle. Hemen böyle papazlar mapazlar gitmişler ya, işte şeytani bir araç geldi, cadı geldi falan denmiş. Ama Bertha Benz dinlememiş. İnsanların ortasında hemen çorabından bir tane danteli varmış. Patlayan yakıt hattını kapatmış. Ardından yakıt hattı tıkanmış arkadaşlar. Neden? Tozlu topraklı yollarda gitmişler. Gitmiş, her yer toz dolmuş tabii. Ona göre tasarlamamışlar, düşünmemişler. Almış tokasını çıkarmış. Şapkasındaki uzun tokayı yakıt hattını o şekilde açmış. Böyle bu şekilde gayretler göstermiş. Bitmedi, yakıt bitmiş. Zaten 5 litrecik bir şey alıyor. Yanına destekli ne yapabilirim demiş. Bir eczaneye giriyor. Oradan Ligroin alıyor arkadaşlar. Ligroin o zamanlar temizlik için kullanılan bir benzin eteri. Günümüzde de kullanılıyor bir benzin türevi. Ve de onu koymuş. Yanına da yedeğini de almış. Tam 10 litre yakıt almış. Millet demiş ki ne yapacaksın? Neyi temizleyeceksin? Hatta üstüne başına bakmış. Sen, bunlar senin elbiseni soldurur falan deyip dalga geçmişler. Ama Bertha Benz dinlememiş. Bütün zorlukları böyle aşmış ve bu aracı annesinin evine 105 kilometreye götürmüş. 105 kilometrede sonra geri götürmüş ve insanlar bu müthiş hikayeyi duyduktan sonra işte ne olmuş? Patent Motor Wagen'a inanılmaz bir ilgi başlamış. Zaten Bertha Benz'in amacı da buymuş. Bu aracı insanlara tanıtabilmek. Ve de bunu Carl Benz'den gizli bir şekilde yaparak yapmış. Ve de amacına ulaşmış. Bu seyahat, yani 105 git 105 gel, 210 kilometre belki üstü belki biraz altı, dünyanın bir otomobille yapılan ilk seyahati olmuş. Yani Bertha Benz arkadaşlar tarihe bir otomobille uzun seyahat yapan ilk insan olarak yazılıyor. Bu kadar önemli. Ve işte bu gördüğümüz Benz Patent Motor Wagen'da gerçekleşiyor bu. Tabii sadece ilk bu değil arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bu bakım için durduğunda, yakıt vesaire, işte bu tamiratlar için durduğu zaman
bakıyor aracın bu patikalardan inerken falan ahşap fren pabucu var ve o fren pabucu arkadaşlar yanıyor. Tabii ona göre tasarlamamışlar. Şuradan şuraya giderken yapmışlar. Ne yapıyor Berta Benz? Giriyor bir çantacı, ayakkabıcı, deri olan bir yere, bir kösele alıyor oradan ve de onu onunla kaplıyor. İşte bu kapladığı malzeme dünyanın ilk fren balatası olarak geçiyor arkadaşlar. İlk yapılan servisle böyle bir balata değişikliği oluyor ve daha sonra işte böyle daha yumuşak farklı malzemeler kullanılmaya başlanıyor. Mesela hemen önündeyken arkadaşlar 3 kişilik dediğimiz gibi Berta aldı, bir yanına oğlunu, bir yanına diğer oğlunu koydu, direksiyona geçti. Bakın direksiyon mekanizması da şu şekilde, aynı teknelerdeki gibi. Hani arkanıza aldığınızı düşünün, koldan kumandalı teknelerde. Döndürdüğünüz kısmın tam tersine dönecek şekilde böyle bir mekanizması var. Ve de şurada çok basit bir dişli mekanizmasıyla gerçekleşiyor bu olay. Burada ve de bisiklet tekeri gibi şu kısımlar lastik, buralar metal. Gayet kolay bir mekanizma söz konusu. Araç tamamen metal bir şasiye oturtulmuş. Birçok parçası metal ama mesela bu oturan olduğu yer gördüğünüz gibi ahşap deri kombinasyonu yapılmış ve alt kısımları da aynen. Sadece arkada bir taşıyıcı var. Basit bir taşıyıcı. Onun haricinde tamamen metal. İşte pirinç malzeme de kullanılmış bu metal dahilinde. Süspansiyon sistemi, makaslı bir sistem. Artı bitmedi. Yumuşak bir koltuk. Artı bitmedi. Koltukta da yay var. Yani böyle rahatlığı öne çıkartan bir yapıda korunmuş. Yani bunu at arabalarından genelde aktarmışlar. Motoru çok ilginç. Hemen onu göstereceğim. Motoruna geçmişken bakın tekerin büyüklüğünü, arka tekerlerin. Ön tekere göre neredeyse iki katı çapı var. Böyle dev gibi. Aynı yapıya sahip. Metal bir iskeleti var. Lastikleri de böyle dolgu, direkt olarak lastik yani. Motorumuz karşımızda. Her şey ortada arkadaşlar. Tek silindirli bir yatay motor. Yani yatay çalışıyor bizim pistonumuz. Bu gördüğümüz silindirimiz. Her şey ortada. Burada krank mili, biel kolu içinde, piston kafası ön tarafta. Ve de bakın yağlama dışarıdan yapılıyor. O zaman böyle bir kapalı bir sistem yağlama da mevcut değil. Basit bir şekilde yağlıyorlar. Onunla gidiyor. Bitince tekrar koyuyorlar. Vesaire böyle bir sistem. Ve 1 litrelik bir motor. Dediğimiz gibi tek silindirle 3/4 beygir güç üretebiliyor ve 400 devir bölü dakika dönmesi. Günümüz motorlarını biliyorsunuz 8-10 bine rahatlıkla çıkan böyle otomobil motorları var. Bu motor sadece 400 devir çevirebiliyor dakikada. Basit tık 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 böyle çalışan böyle taka motoru gibi bir şey yani, öyle söyleyeyim size. Ve de şurada gördüğünüz mekanizma, diferansiyel mekanizması görülen ayna mahruti dişlili kısım dediğimiz gibi açık ve dıştan yağlanıyor. Burada kasnağı aktarıyor hareketini ve de kasnak da bir deri kayışla, şu gördüğünüz deri kayışla öndeki mekanizmaya, oradan da zincirle bakın tekerleklere gidiyor. Böyle bir aktarma sistemi var. Burada yakıt deposu 5 litrelik. Daha demin bahsetmiştik. Ne yapmıştı Berta Benz? Bunu doldurmak için eczaneye girmişti. Ve eczanede de 10 litre Ligroin vermişlerdi. Dalga geçmişlerdi onunla. İşte tam olarak buraya takviye yaptı. Ve de işte o takviye sırasında dünyanın ilk yakıt takviyesi bir otomobille o gün gerçekleşti. Ve bir eczaneden. Düşünün, olaya bakar mısınız? Eczaneden. Yakıt nakli dünyanın ilk yakıt nakli olarak geçiyor. Böyle de ilginç bir noktası var. Devam edeyim. Burada bakın yakıt sistemi var. Aslında karbüratör mekanizması yok. Daha sonra kullanılmış. Normal yakıtı bir şekilde akıtan basit bir sistem mevcut. Bu arada bakın burada dev bir kasnak var değil mi? Şurası. Şöyle bakın. Hatta şöyle göstereyim. Bakın krank mili nasıl oynuyor. Dişliler burada hepsi görünüyor. Şimdi bunun bir amacı var. Biliyorsunuz araçlarda volan dişlisi denilen bir mekanizma var. İşte aynen bu volan dişlisi yerine geçiyor. Bu araçta bir marş motoru yok. Yani bunu doğrudan anahtarla çalıştıramıyorsunuz. Ya da eski arabalarda olan önünden döndürdüğünüz böyle motoru elle çalıştırdığınız bir sistem de yok. Onun yerine ilk olarak böyle kullanmışlar. Bunu böyle hızlıca çeviriyorlar ve motorun ilk hareketini veriyorlar. Bu sayede hem de dengeleyici görevini de görüyor. Yani günümüzün volanlarının yaptığı bir göreve sahip doğrudan.
Burada bakın akünün yeri var. Burada şöyle gösterelim. Araç şu ana kadar hiç çalıştırılmamış. Hatta ilk talimatları falan üzerinde duruyor. Böyle bunu da ahşaptan yapmışlar bu arada. O da güzel olmuş. Bayağı masif. Bu arada frenden bahsettik. Ne yapmıştı Berta? Köseleyle değiştirmişti. O da dünyanın ilk fren balatası olmuştu. Bakın freni buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Altta bir mekanizma var. O işte sıkıyor. Bakın buradan görünüyor. Bakın. Şurası. İşte bu zamanında ahşapla alakalı bir malzeme kullanılmış. Sonra Berta buraları deriyle kaplayarak, köseleyle kaplayarak bu işi çözmüş. İçeride zaten bir aktarım mekanizması var. O da net bir şekilde görülüyor. Freni buradan yapıyoruz. Şu anda boş. Yani giderken bu şekilde durması gerekiyor. Bakın rahatlıkla itiyorum. Çektim. Durdurdum. Bıraktım. Gidiyor. Hop. Fren yaptım. Yani araç çalıştığı zaman şöyle boşta durması gerekiyor ve çalışır çalışmaz hop diye gidiyor. Ne zamanki fren yaptılar duruyor. Gayet basit. O zaman için müthiş bir şekilde düşünülmüş. Tam 134 yıl önce arkadaşlar bunun patentini alıyorlar. Daha öncesine çalışmaya başlıyorlar. Unuttuğum bir nokta var. Benz gelir olarak çok iyi durumda olan bir insan değil Carl Benz. Ve o zaman bekarken bunları geliştiriyor. Daha sonrasında Berta Benz'le tanıştığı zaman Berta da tekniğe çok meraklı. Babası marangoz ama o zaman için kadınlar böyle bu konularda hiç görülüyor. Kafası çalışmaz vesaire gibi görülüyor birçok insandan maalesef. Ve de Berta çok hevesli olmasına rağmen kendini tabii böyle bir okuyamıyor. Öyle bir hakkı yok. Ama ne zaman ki Carl Benz'le tanışıyor, onun böyle bir atsız arabasını görüyor, böyle bir hayali olduğunu görüyor, ona vuruluyor arkadaşlar. Hem Carl Benz'e hem kendisine ve de daha da güzeli var. Bütün elindeki malını, mülkünü işte Carl Benz'in bu aracına gömüyor Berta. O kadar da önemli bir nokta. Yani sonsuz destek olmuş. Ama şöyle bir şey var. Mesela patent başvurusunda sadece Carl Benz'in adı geçiyor. Niye? O zaman için kadınların böyle hakları yok. Bir şirkete ortak olsun, adı geçsin vesaire. Arka planda kalıyor. Aslında finansörü ayrıca işte böyle teknik olarak da geliştiriyor. İlk sürüşünü yapıyor. Böyle önemli şeyleri yapmasa rağmen onun adı ama günümüzde böyle güzel bir şekilde anılıyor. Bir de aynı zamanlarda bunu yaptığı 1888 yılında yapıyor bu. Yani patenti aldıktan 2 yıl sonra yapıyor bu seyahati. İşte o seyahati yaptığı rota her 2 yılda bir bu konunun tutkunları tarafından tekrar kat ediliyor arkadaşlar. Böyle de özel turlar düzenleniyor. Yani unutulmuyor Berta Benz. O yüzden Carl Benz kadar önemli bir insan olduğunu ben söyleyebilirim. Şimdi aracın sürüşünü merak ediyorsunuz. Biliyorum. Ama bu araç bugüne kadar yakıt deposuna bir yakıt benzin bile koyulmamış. O yüzden yani değerini de bu şekilde koruyabilmesi için kendileri de söylediler ya çalıştıralım vesaire ama açıkçası benim gönlüm el vermedi arkadaşlar. Zaten çeşitli videolarda da var ama şimdi arkadaşlar beni en azından itecekler yerine hemen müzenin en güzel giriş yerinde duruyor. Oraya koyuyorlar arkadaşlar ve de beni iterek oraya götürecekler. Şurada bir tur atacağım hiç olmazsa direksiyonunu bir göstereyim size ama videomuzun çeşitli yerlerinde de zaten gösterdik. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi içten yanmalı bir sistem yok. K100'ün personeli beni itecek arkadaşlar. Bu sefer de böyle olsun. Hadi elinize kuvvet arkadaşlar. Şöyle bir tur atalım. Hiç olmazsa direksiyon sistemini bir gösterelim. Evet gerçekten tam bisiklet modu. Bakın şöyle yaptığım zaman tabii arkayı direkt olarak oynatmış oluyorum böyle. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Maksimum 16 km bölü saat hıza çıkabiliyor. Arkadan bir hızla ilgili bir şey duyunca dedim patlatayım bunu. Fren nasıldı? Evet. Haydi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Evet arkadaşlar, ilk otomobil, ilk Mercedes videomuzda böylece tanıtım videomuzu da tamamladık. Bize bu fırsatı verdikleri için K-Museum yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten müthiş zevk aldık.
çok özel anlar yaşadığımızı söyleyebilirim. Bize diğer araçlarda da sonsuz böyle bir destek veriyorlar. Her türlü aracı çekebiliyoruz. Buraya gelip bu araçlar maket diyen insanlar oluyormuş. Arkadaşlar hepsi tıkır tıkır çalışıyor. Hepsi çok çok özel araçlar. O yüzden İzmir Torbalı'da Cave Museum bekliyoruz. Mutlaka herkesin gelip görmesi gerekir. Otomobil kültürü açısından bulunmaz bir yer arkadaşlar. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz.